Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğümüzün her ay organize ettiği Düşünce Ekseni programımızın bu hafta konu Profesör Doktor Recep Ozan hocamız. Sevgili misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi müsaadenizle Profesör Doktor Recep Ozan hocamın özgeçmişini sizlere paylaşmak isterim. 1972 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Recep Bozdan, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi Bilim dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Bozdan, 2002 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında profesör oldu. Marmara Üniversitesi'nde akademik görevlerinin yanı sıra 2003-2005 yılları arasında özel sektörde danışmanlık, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık, 2006-2007 yılları arasında İstanbul İl Özel İdaresi'nde genel sekreter yardımcılığı ve 2007-2012 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği'ne genel sekreterlik yaptı. 2012 tarihinden itibaren Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı olarak görev yapan Bozdan, 28 Ağustos 2015 tarihinde akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı olarak atandı. Başkanlık sistemi üzerine birçok yayın organında çalışmalar yayınlanan Bozdan'ın liderlik, yönetim, yerel yönetimler ve küresel şehirler üzerinde çok sayıda makalesi ve bilimsel araştırması bulunmaktadır. Belediyelerde örgüt geliştirme, liderlik yaklaşımları ve belediyeler, İstanbul, Derinlik, Değişim ve Güç, İstanbul 2003 Vizyonu adlı kitapları editörlüğünü yaptığı Bağcılar Pertres 2 ve ortak editörlüğünü yaptığı Türkiye'de Yerel Yönetimler, İstanbul Kent ve Medeniyet, İstanbul Mekan ve İnsan, İstanbul Tarih ve Medeniyet ve Cumhuriyet döneminde Arnavutköy adlı kitapları bulunmaktadır. İngilizce bilen Recep Bozdan evli ve 3 çocuk babasıdır. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Esenler Belediyesi'ne, Sayın Başkan'a, Başkan Yardımcısı ve dostum Hasan Taşçı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başkanlık sistemi son zamanlarda Türkiye'de böyle çokça konuşulan, aslında son 30 yıldır, 40 yıldır bir şekilde gündeme gelen bir şey, konu. Özellikle son bir yıldır da gündemin önemli bir kısmını işgal ediyor. Başkanlık sistemi nedir? Parlamenter sistem nedir? Yarı başkanlık sistemi nedir? Türkiye'ye uyar mı? Hangi ülkelerde uygulanıyor? Bunların özellikleri nelerdir? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Onlar üzerinde duracağız. Ben keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Bir de bunu burada açıklamaya çalışırken böyle akademik bir dil kullanmayacağız. Herkesin anlayabileceği sade bir dil kullanacağız. Çünkü hangi siyasi sistem olursa olsun, eğer vatandaş ondan bir şey anlamıyorsa, o siyasi sistem vatandaşa bir güzellik getirmez. Dolayısıyla da başkanlık sisteminin de vatandaşın anlayacağı bir şekilde ifade edilmesi gerekir değerli arkadaşlar. Şimdi başkanlık sistemi hususundaki temel tartışma, devletle hükümetin birbirinden ayırt edilememesi. Bizim ülkemizdeki maalesef temel tartışma bu. Başkanlık sisteminin bir devlet sistemi olduğu zannediliyor ve onun için de başkanlık sistemine karşı çıkılıyor başta. Halbuki başkanlık sistemi bir devlet sistemi değildir. Bir hükümet sistemidir. Ama öncelikle devletin ve hükümetin arasındaki farkın da bilinmesi gerekir. Şimdi devletin klasik tanımı burada var. Bir milletin belirli bir toprak parçası üzerindeki hukuki ve siyasi egemenliğini sağlayan örgütlenme. Devlet bu. Dört temel unsur var. Millet, toprak, egemenlik, hükümet. Biz birazdan hükümet üzerinde duracağız. Arkasından da başkanlık sistemine geçeceğiz. Şimdi devletler bir, kullandıkları egemenliğin kaynağına göre, iki, o egemenliği kullanan makama göre ya da kullanım şekline göre, üç, egemenliğin coğrafi ve mekansal dağılımına göre üç ana gruba ayrılıyor devletler. Bakalım bunlar hangileri? Şimdi egemenliğin kaynağına göre devletler ikiye ayrılıyor. Biri teokratik devlet, diğeri laik devlet. Biz Türkiye olarak laik devletiz. Birinci tasnifte bizim yerimiz laik devlet. İkinci tasnife gelelim. Egemenliğin kullanımına göre ya da egemenliği kullanan makama göre devlet, monarşi, oligarşi, aristokrasi, en altta da cumhuriyet. Bu tasnife göre de biz cumhuriyete giriyoruz değerli arkadaşlar. Cumhuriyet de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Demokratik cumhuriyet, totaliter cumhuriyet. Biz demokratik cumhuriyetiz.
Gelelim üçüncüsü. Egemenliğin coğrafi kurumsal dağılımına göre devlet, üniter devlet, bölgeli devlet, federal devlet, konfederal devlet, biz üniter devletiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi burada, değerli arkadaşlar, laik, efendim, üniter, demokratik cumhuriyet. Bu tasnife göre baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti. Burada toplumda herhangi bir şey yok, tartışma yok. Burada toplumda herhangi bir tartışma yok. Bazı insanlar laik devlet şeyine karşı çıkıyorlar ama onlar çoğunluk değil. Bazıları üniter devlet olmasın, federal devlet olsun diyor. Onlar da çoğunluk değil, azınlık. Cumhuriyete de zaten kimse karşı çıkmıyor. Toplumun neredeyse %100'e yakını cumhuriyet rejimi, demokratik cumhuriyet rejimi olarak ülke devam etsin diyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. İki tane efendim azınlıkta kalan kesimin itirazı dışında. Asıl dananın kuyruğunun koptuğu yer değerli arkadaşlar hükümet. Şimdi hükümete geleceğiz ama ondan önce devletin 3 temel organını bir görmek lazım. Yasama organı, yürütme organı, yargı organı. Bunlar ne işe yarar? Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, kanun yapar. Yürütme organı hükümet artı Çankaya diyoruz artık ağız alışkanlığı, Cumhurbaşkanlığı. Bu da ne yapar? Kanunları uygular. Yargı organı ise kanunları yorumlar. Yani kanunların yapılması ve uygulanması sürecini denetler. Evet. Şimdi gelelim hükümete arkadaşlar. Hükümet aslında devletin egemenlik hakkını ve yetkisini millet adına kullanan o yürütme erki dediğimiz erk var ya, yürütme erki. İşte o erke hükümet denir değerli arkadaşlar. Fakat bizim ülkemizde hükümet kavramı alabildiğine daralmıştır. Hükümetten kastedilen bakanlar kuruludur. Halbuki cumhurbaşkanı da hükümetin bir unsurudur. Batılı ülkelere gittiğimiz zaman meclis ve yargı da hükümetin bir unsurudur. Çok ilginçtir. Government dediğimiz zaman biz yargıyı ve meclisi de kapsar. Hükümeti, bizdeki hükümeti karşılamak için İngilizce'de administration denir. Mesela Obama administration der. İşte Blair administration. Yönetim anlamını, yönetim kavramını kullanırlar değerli arkadaşlar. Şimdi dünya üzerindeki devletlere baktığımızda 4 çeşit hükümet modelinin olduğunu görüyoruz. Buradan çünkü başkanlık sistemine geçeceğiz artık. Parlamenter sistem. 193 ülkenin 76'sında uygulanıyor değerli arkadaşlar. Yarı başkanlık sistemi 193 ülkenin 28'inde, başkanlık sistemi 59 ülkede uygulanıyor. Diğer sistemler dediğimiz efendim sistemleri de 30 ülke uyguluyor. Nedir bu diğer sistemler? Bir, İsviçre gibi meclis hükümeti modeliyle yönetilen kendi nevi şahsına mahsus, yeni nevi şahsına münhasır bir sistem var. Sadece İsviçre'de uygulanıyor misal. Çin gibi tek parti rejimiyle yönetilen, dünyada az sayıda ülke var, oralarda yönetiliyor, uygulanıyor. Ya da Suudi Arabistan gibi mutlak monarşi. Veya Fas gibi parlamenter monarşi ama demokratik şeyi özellikleri zayıf olan, demokratik karakteri zayıf olan ülkelerin rejimleri bunlar. Veya dikta rejimleri değerli arkadaşlar. Bunlar da diğer rejimler diyoruz, diğer sistemler. Bunlar da 30 ülkede uygulanıyor. Şimdi başkanlık sistemine gelmeden önce parlamenter sistemi tanımamız lazım. Sonra yarı başkanlık sistemini tanıyacağız. Sonra başkanlık sistemini tanıyacağız ve başkanlık sisteminin bunlarla farkına değineceğiz. Şimdi parlamenter sistem bir kere yasama organı üyelerinin halk tarafından seçildiği. Yani meclis üyelerinin halk tarafından seçildiği ve bu sebeple de halka karşı sorumlu olduğu. Yürütmenin ise, yani hükümetin ise yasama organının içinden çıktığı. Bakın bizde hükümet meclisten çıkar. Başbakan mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmalıdır. Dışarıdan başbakan atanamaz. Bizim anayasamıza göre bu yasaktır. Ama bakanlar dışarıdan atanabilirler. Anayasa ona ne yapmış? Cevaz vermiş değerli arkadaşlar. Hükümetin yasama organı içinden çıktığı, onun desteğine ihtiyaç duyduğu ve dolayısıyla da yasama organına karşı sorumlu olduğu. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Meclis istediği zaman hükümeti düşürebilir. Bu yetki meclistedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümeti düşürme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Ama meclise hükümet hakim olduğu için hiçbir zaman bu ülkede olağanüstü durumlar hariç olmak üzere meclis hükümeti düşürmemiştir. Çünkü neden? Meclise hükümet hakimdir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakalım. 550 tane milletvekilinin 317'si yanlış hatırlamıyorsam AK Parti'den, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, çoğunluk AK Parti'de olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti düşürmez. Neden? Çünkü o hükümet zaten kendi içinden çıkmış. Yani AK Parti hükümeti bu hükümet.
Ama öyle zamanlar olmuştur ki genç arkadaşlar belki çok hatırlamazlar ama benim yaşımda ve benden büyük olanlar bilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birkaç defa hükümetler düşürülmüştür değerli arkadaşlar. Evet, yani Yılmaz hükümeti düşürdü 28 Şubat'tan sonra yolsuzluktan. Yürütme erkinin Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu arasında paylaşıldığı, bakın yürütme erki Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu arasında paylaşılmıştır parlamenter sistemde. Ama Cumhurbaşkanı şeydir, kural olarak siyaseten sorumsuz kabul edilir. Bu nedenle de arkadaşlar çok istisnai durumlar dışında yargılanamaz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi yumuşak bir şekilde uygulanır. Nasıl uygulayacaksın ki? Yürütme organı yasamanın içinden çıkıyor. Zaten orada kuvvetler ayrılığı ilkesi zedelenmeye başlıyor değerli arkadaşlar. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesi parlamenter sistemde yumuşak bir şekilde uygulanır. Parlamenter sistem ülkeden ülkeye değişir. Dedik ya 76 tane ülkede parlamenter sistem uygulanıyor. İnanın hepsinde farklı modeller şeklinde uygulanıyor. İngiltere'nin modeli krallıkla yönetilen İspanya'ya benzemez. İspanya'nın modeli krallıkla yönetilen Hollanda'ya benzemez. Türkiye'nin modeli Türkiye gibi üniter devlet olan cumhuriyetle yönetilen Yunanistan'a benzemez. Yunanistan'ın modeli değerli arkadaşlar bir başka parlamenter rejimle yönetilen, parlamenter sistemle yönetilen ülkeye benzemez. Herkesin yapısı birbirinden farklıdır değerli arkadaşlar. Şimdi aslında parlamenter sistem de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birincisi parlamenter cumhuriyet, ikincisi parlamenter monarşi. Parlamenter sistem uygulayan 76 tane ülkenin 28 tanesi krallıkla yönetiliyor. 48 tanesi cumhuriyetle yönetiliyor. Onun için parlamenter sistem cumhuriyetle özdeşleşmiş bir sistem değil değerli arkadaşlar. Ve dünyanın en bilinen parlamenter monarşileri yani krallıkla yönetilen ülkeler işte İngiltere, Hollanda, Belçika, Kanada, Avustralya, Japonya, İspanya gibi ülkeler. Bu ülkelerin başında ya bir kral var ya bir imparator var, kimisinde prens var, kimisinde de efendim emir var mesela parlamenter monarşiyle yönetilen. Müslüman ülkelerde var değerli arkadaşlar. Şimdi bunları söyledik. Peki parlamenter sistemle yönetilen ülkeler hangileri? Bildiğimiz mesela Almanya'yı biliyoruz. Arnavutluk, Avustralya, Avusturya bunları biliyoruz ama bir de bilmediğimiz ülkeler var. Mesela Antigua ve Barbuda. Hiç duyduk mu Antigua ve Barbuda? Parlamenter sistemi Bahamalar. Paranız olursa gidin. Çok güzel bir tatil beldesi. Ben gitmedim de inşallah ben de para bulursam gideceğim. Barbados mesela, Belize efendim, Botswana Afrika'da, Dominika, Dominik Cumhuriyeti değil bu Survivor'ın falan çekildiği yer değil. Fiji, her sene yeni yıla ilk giren ülkedir Fiji. Çünkü Doğu Yarımküre'nin en doğusunda yer alır değerli arkadaşlar. Grenada mesela, bu ve buna benzer adını sanını duymadığımız ülkelerde de uygulanır parlamenter sistem. Tanınmış az önce söylediğimiz ülkelerde de uygulanır değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim yarı başkanlık sistemi. Yarı başkanlık sistemi nasıl ortaya çıktı? Yarı başkanlık sistemi ilk defa Almanya'da uygulandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan da Almanya yenilerek çıkınca Alman İmparatoru 2. Wilhelm Almanya'yı terk etmek mecburiyetinde kaldı. Ve Almanya'yı terk ettikten sonra imparatorluk rejimi sona erdi. Ve Almanya'da Weimar Cumhuriyeti adı verilen bir cumhuriyet kuruldu. İsmi neden Weimar? Almanya'nın Weimar şehrinde ilan edildiği için. Bu cumhuriyetin başında bulunan kişi devlet başkanı, Almanya devlet başkanı Mareşal Hindenburg. İşte ilk yarı başkanlık sistemi Almanya'da uygulanmıştır değerli arkadaşlar. Hitler'in iktidara gelmesiyle beraber diktatörlüğe dönüşmüştür. Ondan sonra da 1958 Fransa'da yarı başkanlık sistemine geçilene kadar dünyada yarı başkanlık sistemi yoktur değerli arkadaşlar. Nedir bu yarı başkanlık sistemi? Yasama organı üyelerinin ve parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanı oranla daha güçlü konumda bulunan devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçildiği ve dolayısıyla da her bir organın halka karşı sorumlu olduğu. Yani şu, meclisi halk seçiyor, cumhurbaşkanını halk seçiyor. Yarı başkanlık sisteminin ayırt edici özelliği, cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Meclis halk tarafından seçilir. İkisi de halka karşı sorumludur. Çifte meşruiyet diyoruz biz bunu değerli arkadaşlar. Yürütme yetkisi devlet başkanıyla Bakanlar Kurulu arasında paylaşılmıştır, hükümet arasında paylaşılmıştır değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı çok güçlüdür. Mesela Fransa'da Cumhurbaşkanı çok güçlüdür. Birçok atama Cumhurbaşkanı onayıyla olur. Cumhurbaşkanı meclisi feshetme yetkisi vardır.
Cumhurbaşkanı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başıdır. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nun başıdır. Bakanlar Kurulu'nun gündemini belirler. Başbakanı atar, bakanları onaylar. Efendim, Cumhurbaşkanı dış politikayı münhasıran kendisi yürütür. Cumhurbaşkanı Fransa'da çok kuvvetli yetkilerle donatılmıştır. Fransa'da Cumhurbaşkanı örnek bir model olarak söylüyoruz arkadaşlar. Buna karşılık bu kadar güçlü yetkilerle donatılmış olan Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Neredeyse yargılanması imkansızdır. Anayasa çok istisnai şartlara bağlamıştır Cumhurbaşkanının yargılanmasını değerli arkadaşlar. Hükümet meclisin güven oyuna tabi olmadığı için, meclisin güven oyuna tabi değildir. Fransa'da güven oyu müessesesi yoktur. Hükümet arzu ederse güven oyuna gider, arzu etmezse hükümetin kurulup göreve başlaması veya işte icraatlara başlaması için güven oyuna falan ihtiyaç yok değerli arkadaşlar. Bu nedenle kuvvetler ayrılığı ilkesi başkanlık sistemine göre zayıf olmakla birlikte parlamenter sisteme göre daha güçlüdür değerli arkadaşlar. Efendim, her ne kadar hükümet güven oyuna muhtaç değilse de parlamento hükümeti düşürebilir. Bakın, buna biz ne diyoruz? Negatif güven oyu diyoruz. Yani mesela Cumhurbaşkanı ne yaptı? Bakanlar Kurulu'nu atadı. Biz de ne yapıyor? Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu atayınca Bakanlar Kurulu meclise programını sunuyor ve mecliste Bakanlar Kurulu'nun programı oylanıyor. Eğer onaylanmışsa güven oyu almış demektir. Onaylanmamışsa güven oyu almamış demektir. Fransa'da ise mesela Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu atadı. Bakanlar Kurulu'nun programı meclisin onayına tabi değil. Ama o meclis ben bu hükümeti beğenmedim deyip düşürebilir. Bu ayrı bir şey değerli arkadaşlar. Yarı başkanlık sistemini uygulayan ülkeler hangileri? Mesela bildik ülkeler var. Azerbaycan gibi, Cezayir gibi, Fransa gibi. Ama bir de adını sanını duymadığımız ülkeler var. Mesela Burkina Faso, Doğu Timor, Gine-Bissau, Haiti, işte Moritanya, Sao Tome ve Principe, Yeşilburun Adaları. Yeşilburun Adaları da hiç yeşil bir yer değil. Onu da söyleyelim. İsmi öyle geçiyor da değerli arkadaşlar. Peki başkanlık sistemi ne? Türkiye'de çok insanın tartıştığı başkanlık sistemi ne değerli arkadaşlar? Başkanlık sisteminde devletin başı aynı zamanda hükümetin de başıdır. Bakın, Fransa'da devletin başı hükümetin başı değildir. İngiltere'de devletin başı hükümetin başı değildir arkadaşlar. Türkiye'de devletin başı hükümetin başı değildir. Ama başkanlık sisteminde devletin başı hükümetin de başıdır. Yani devletin başı ile hükümetin başı aynı kişidir. O da başkan. Doğrudan halk tarafından seçilir. Bakanlar Kurulu üyeleri, başkanın memurlarıdır bunlar. Başkan bunları meclisin dışından atar. Bazı ülkelerde meclisin onayına tabidir, Amerika gibi. Bazı ülkelerde meclisin onayına tabi değildir. Yani meclis onaylayacak, onaylamayacak o başkanı ilgilendirmez. Başkan dışarıdan Bakanlar Kurulu üyelerini atar ve bu insanların siyasi bir kişilikleri yoktur. Başkanın memurlarıdır bunlar. Başkan bunları dilediği zaman görevden alabilir değerli arkadaşlar. Nasıl yarı başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanının parlamentoyu fesih yetkisi varsa, başkanlık sisteminde de tam tersi, başkanın parlamentoyu fesih yetkisi yoktur arkadaşlar. Buna karşılık parlamentonun başkanı görevden alma yetkisi var. İlginç bir şekilde. Fakat onu da sınırlamış. Parlamento başkanı sen başarısızsın deyip görevden alamaz. Ancak anayasaya aykırı bir suç işlemesi lazım. Nedir mesela? Vatana ihanet etmesi lazım. Nedir mesela? Ağır cezalık bir suç işlemesi lazım. Yalan söylemek gibi. Ağır cezalık suç olarak kabul ediliyorum. Yalan yere yemin etmek gibi. Efendim, rüşvet almak gibi. Değerli arkadaşlar, ihaleye fesat karıştırmak gibi. Ağır cezalık bir suç işlemesi lazım. Ve bunun da sabit olması gerekiyor. Başkanın parlamento tarafından görevden alınması için. Yoksa başkanın görev süresi belirlidir. Amerika'da 4 yıldır, işte başka ülkelerde kimisinde 5 yıl, kimisinde 6 yıl. O süre zarfında meclis başkanı asla görevden alamaz. Başkan da meclisi asla ne yapamaz? Feshedemez. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Şimdi başkanlık sistemi de aynen parlamenter sistemde olduğu gibi her ülkede farklı uygulanır. Amerika'nın başkanlık sistemi güney komşusu olan Meksika'dan farklıdır. Meksika'nın başkanlık sistemi başka bir Latin Amerika ülkesi olan Brezilya'dan farklıdır. Onun başkanlık sistemi komşusu Arjantin'den farklıdır. Arjantin'inki Güney Kore'den farklıdır. Hepsinin başkanlık sistemi kendi ihtiyaçlarına göre efendim dizayn edilmiştir.
Başkanlık sistemi işte Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Brezilya gibi, Arjantin gibi, İran gibi bizim bildiğimiz ülkelerde uygulanıyor. Fakat bir de bilmediğimiz ülkeler var. Mesela Benin, Afrika'da bir ülke. Burundi, Afrika'da bir ülke. Ghana yine Afrika'da. Kiribati, işte Fiji'nin orada bir yerde bir şey, ada. Komorlar, Hint Okyanusu'nda bir ada. Bu ve buna benzer bizim tanımadığımız, bilmediğimiz ülkelerde de uygulanıyor arkadaşlar. Bu ülkelerin ortak karakteri nedir? Hepsinin cumhuriyetle yönetiliyor olması. Cumhuriyet artı başkanlık rejimi değerli arkadaşlar. Peki başkanlık rejiminin diğer rejimlerden temel farkı ne arkadaşlar? Ya da başkanlık sisteminin. Bir kere başlangıçta da söyledik. Kuvvetler ayrılığı ilkesi başkanlık rejiminde, sisteminde sert bir şekilde uygulanır. Ne demek kuvvetler ayrılığı ilkesinin sert bir şekilde uygulanması? Orada da zaten yazıyor. Yasama ve yürütme erklerinin bir kere görev ve gelişleri birbirinden bağımsız. Görevleri ve yetkileri de birbirinden tamamen ayrılmış. Bizim anayasamıza baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın görevlerini, yetkilerini sayar, hükümetinkini saymaz. Bakanlar Kurulu'nunkini saymaz. Meclisinkini gelişi güzel sayar. Ama Amerikan Anayasası'na bakın. Senatonun yetkileri neler? Temsilciler Meclisi'nin yetkileri neler? Başkanın yetkileri neler? Yüce Mahkeme dedikleri o işte temyiz mahkemesinin yetkileri neler? Bunların hepsi sayılmıştır değerli arkadaşlar. Başkanlık sistemiyle yönetilen bütün ülkelerin anayasalarında da böyledir. Bütün yetkiler sayılmıştır. Bir organın görevden alınması hususunda diğer organa ya hiç yetki tanımamıştır, kuvvetler ayrılığı, ya da çok istisnai yetkiler tanımıştır değerli arkadaşlar. İşte böyle bu tür düzenlemelerin olduğu yerde biz kuvvetler ayrılığının güçlü ya da keskin olduğunu söylüyoruz. Az önce söyledik, başkan yasama organını feshedemez, ancak bazı ülkelerde feshedebilir. İki tane istisnası var: Peru ve Venezuela. Niye? Çünkü her iki şey, Peru'da başbakanlı başkanlık sistemi uygulanıyor. Venezuela'da da başkan yardımcısı başbakan gibidir. O da bir tür başbakanlı başkanlık sistemi uygulanıyor. Zaten bir yerde başbakan varsa bilin ki değerli arkadaşlar, orada fesih mekanizması da işliyor demektir değerli arkadaşlar. Görevden alma veya feshetme. Hem yasama organı üyeleri hem de başkan halk tarafından seçilir. Bu nedenle başkanlık sisteminde çifte meşruiyet vardır. Oysa parlamenter sistemde çifte meşruiyet yoktur. Tek meşruiyet var. O meşruiyet de meclisin meşruiyetidir. Hükümet meclise karşı sorumludur. Meşruluğunu meclisten alır. Oysa başkanlık sisteminde başkan halk tarafından seçilir. Meşruiyetini halktan alır. Parlamento da halk tarafından seçilir. O da meşruiyetini halktan alır. Bu nedenle her iki siyasi organ birbirine karşı dengelenmiştir başkanlık sisteminde. Bakanlar Kurulu yasama organından güven oyu almak mecburiyetinde değil. Bir tek Peru'da böyle bir mecburiyet var. Peru tarihi çok acılarla dolu olduğu için her tarafa fren mekanizması yerleştirmişler. Buraya da böyle bir fren mekanizması yerleştirmişler. Oysa başkanlık sisteminde atadığınız bakanı meclisin onayına tabi tutarsınız. Birçok ülkede, bazı ülkelerde onun da onayına tabi değil. Ama hükümet asla, Peru örneği hariç olmak üzere, parlamentonun güven oyuna tabi değildir arkadaşlar. Yasama organı bakanlar kurulunu düşüremez, onu da söyledik. Kanun teklif etme yetkisi sadece yasama organı üyelerindedir kural olarak başkanlık sisteminde. Bir de bazı Latin Amerika ülkeleri vatandaşa da kanun teklif etme yetkisi vermiştir. İşte Brezilya'da toplam seçmen sayısının %1'i yazılı olarak müracaat ederek kanun teklifinde bulunabiliyor parlamentoya değerli arkadaşlar. İşte Arjantin'de işte 1/5'i falan böyle bir takım şeyler var, uygulamalar var değerli arkadaşlar. Ama bazı ülkeler, bazı Latin Amerika ülkeleri başkana da yetki vermiştir. Kanun teklif etme yetkisi vermiştir. Şili'de böyle bir yetki vardır mesela. Oysa baktığımızda Amerikan tarzı başkan sistemine aykırıdır. Kötü müdür? Bence hiç kötü değil, güzel bir şey. Türkiye'de de eğer başkan sistemi getirilirse başkanın mutlaka kanun teklif etme yetkisi olmalı. Yoksa Amerika'daki sıkıntılarla karşılaşırız. Başkan yasama organınca kabul edilen kanunları veto eder. Dikkat edin, veto etmek ayrı bir şeydir. Bir daha görüşülmek üzere meclise göndermek ayrı bir şeydir. Bizdeki sistem aslında veto değil. Bizdeki sistem bir daha görüşülmek üzere meclise iade sistemidir. Veto demek şudur: bir kanunu veto ettiğiniz zaman artık o kanun meclisten nitelikli çoğunlukla geçmek mecburiyetindedir. Böyle saf çoğunluk falan filan değil değerli arkadaşlar. Onun için parlament başkanlık sistemine baktığımızda başkanların veto yetkisi vardır. Çünkü meclis karşısındaki en büyük güvenceleri budur başkanların.
500 kişilik meclis toplanıyor, karar alıyor ama bir kişilik başkan alınan o kararı veto edebiliyor. Fakat meclis toplanıp nitelikli çoğunlukla aynı kararı aldığında da başkan onu onaylamak mecburiyetinde kalıyor. Böyle bir sistem arkadaşlar. Evet, başkanın kesinleşen kanunlara karşı Anayasa Mahkemesi'ne müracaat yetkisi yok. Bir iki tane istisna var arkadaşlar burada. Efendim, onun dışında ama %90'ında başkanın Anayasa Mahkemesi'ne müracaat yetkisi yok arkadaşlar. Başkanın kanun hükmünde karar verme çıkarma yetkisi yok ama bazı ülkelerde var. Hangi ülkelerde var? Brezilya'da var, Arjantin'de var, Peru'da var, Venezuela'da var, Kolombiya'da var, Şili'de var kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi. Bizde de çok eleştirilir kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi. Bence çok güzel bir şey. Eleştirenler biraz şeyler, hükümeti çalışamaz hale getirmek isteyen zihniyet ama güzel bir şey. Çünkü hükümet durdu mu devlet durur. Hükümetin durmaması lazım değerli arkadaşlar. Başkan hem devletin başı hem de hükümetin başı, bunu söyledik. Dolayısıyla yürütme tek başlı. Oysa parlamenter sistemde yürütme çift başlıdır. Yarı başkan sisteminde iyice çift başlıdır arkadaşlar. Başkan anayasada belirtilen sabit bir dönem için seçilir. 3 yılsa 3 yıl, 5 yılsa 5 yıl, 7 yılsa 7 yıl. Kimse onu kolay kolay oradan düşüremez arkadaşlar. Başbakan yoktur dedik ama bazı ülkelerde başbakan var. Başkan bakanları yasama organının onayı ile atar. Ama bazı ülkelerde ise yasama organının onayına ihtiyaç yoktur değerli arkadaşlar. Bakanlar mutlaka yasama organının dışından atanır. Bakın bizde bakanlar şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kurulu'ndaki bakanların tamamı meclis içinden atanmıştır. Ama başkanlık sisteminde meclis içinden bakan atamak yasaktır. Çünkü kuvvetler ayrılığı ilkesine terstir. Bakın. Ve bunu rahmetli Özal çok savunmuştur. Bakanlar mutlaka dışarıdan atanmalı. Bakanlar mutlaka dışarıdan atanmalı diye savunmuştur. Bugün de mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ciddi şeyi vardır. Bakanlar dışarıdan atanmalı. Yani gündelik siyasetin parçası olmamalılar diye arkadaşlar. Bakanlar kurulu ortak sorumluluk mantığı ile çalışmaz. Çünkü başkan sisteminde sorumlu tek kişidir. O da başkan. Onun dışındaki herkes başkanın memurudur. Başkanın emri altındadır. Değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da sorumluluk bir kişinin şahsında toplanmıştır arkadaşlar. Evet. Şimdi başkanın imzaladığı kararnamelerde ilgili bakanların da imzasının bulunması zorunlu değil. Çünkü sorumluluk yok ama bazı ülkeler bu konuda zorunluluk getirmiştir. Peru mesela zorunluluk getirmiştir. Arjantin zorunluluk getirmiştir. İlgili bakan imzası yoksa başkanın imzaladığı kararname geçerlilik taşımıyor. Bu parlamenter sistemden ödünç alınan bir şey. Evet, kuvvetler ayrılığı nedir? Kuvvetler ayrılığı budur işte arkadaşlar. Bu şekilde anlatmaya çalıştığımız şey. Yasama organı anayasayı ve kanunları yaparken yürütme organı anayasayı ve kanunları uygular ama yargı anayasayı ve kanunları yorumlayarak her iki organı da denetler. Bu arada yürütme ve yasamada karşılıklı olarak birbirini denetler. Kuvvetler ayrılığı budur. Nasıl birbirini denetler? Oraya gelelim arkadaşlar. Bakın. Kanun yapma yetkisinin yasama organında olmasına karşılık kanunları onaylama yetkisinin yürütme organında, kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisinin de yargı organında olması. Bu kontrol ve denge denen şey var ya kuvvetler ayrılığı. Bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerinin atanmasına dair teklifte bulunma yetkisi başkanda ama bu teklifi onaylama yetkisi mecliste. Bakın orada dengeyi sağlamış yine. Bütçe yapma yetkisinin yasama organında olmasına karşılık bütçe kanununu onaylama yetkisinin yürütme organında olması. Değerli arkadaşlar bu da yine bir nedir? Kuvvetler ayrılığının gereği. Uluslararası ilişkileri yönetme yetkisini başkana vermiş ama başkan imzaladığı bütün anlaşmalar da meclisin onayına tabi tutmuş. Yürütme organının icraatları hakkında hem yasama organında araştırma yapılabilmesi hem de yargı yoluna müracaat edilebilmesi bu başkanlık sisteminde çok sık uygulanır. Parlamenter sistemde bu pek uygulanmaz. Çünkü neden? Meclis hükümetin denetimi altındadır. Onun için parlamenter sistemde meclis hükümeti denetleyemez. Kağıt üzerinde yazar o denetim. Genel görüşmelerin çoğu açılamaz. Meclis araştırmalarının, meclis soruşturmalarının çoğu açılamaz. Neden? Çünkü hükümetin yani iktidar partisinin oylarıyla bu reddedilir. Ben genel olarak parlamenter sistemden söz ediyorum arkadaşlar. Türkiye'deki uygulamadan değil. Yürütme organının icraatları hakkında hem yasama organında araştırma yapılabilir hem de yargı yoluna müracaat edilebilir çok kolay bir şekilde. Çünkü sınırlayıcı mekanizmalar başkanlık sisteminde yoktur.
Yürütme organının ağır cezai sorumluluk gerektiren rüşvet, vatana ihanet, görevi kötüye kullanma gibi adli bir suç işlemesi halinde yasama organı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Dikkat edin, Amerikan tarihinde bu şekilde görevden uzaklaştırılan başkanlar vardır. Görevden uzaklaştırmanın kıyısından dönen başkanlar da vardır değerli arkadaşlar. Yüksek mahkeme kararlarının hem yasama hem de yürütme organı üzerinde bağlayıcı olması, bizde de var benzer bir durum. Yasama ve yürütme organları üzerinde bağlayıcı kararlar alan yargının üyelerinin ya başkan tarafın, başkanın teklifi, yasama organının onayıyla atanması ya da bir kısmının yasama organı tarafından atanması, bir kısmının başkan tarafından atanması. Bu ülkeden ülkeye değişen bir sistem. Şimdi güncel sorular üzerinden gidelim. Türkiye'de en çok kafaya takılan şeyler. Başkanlık sistemi ilk defa nerede ortaya çıktı? Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. 1788 yılında yürürlüğe giren anayasa. Birinci anayasa değil, ikinci anayasa. Amerika'nın ikinci anayasasıdır bu. Başkanlık sistemi geri kalmış ülkelere mahsus bir hükümet modeli midir? Dünya Bankası'nın 2015 sonu verilerine baktığımızda arkadaşlar, dünyanın ekonomik açıdan en büyük 20 ülkesinin 5 tanesinde başkanlık sistemi uygulanıyor. 2 tanesinde yarı başkanlık sistemi, 10 tanesinde parlamenter sistem, 1 tanesinde tek partili hükümet, 1 tanesinde meclis hükümeti, 1 tanesinde de mutlak monarşi uygulanıyor. Peki bunların gayri safi milli hasıla büyüklüklerine baktığımızda başkanlık sistemi uygulayan ülkeler 23.3 trilyon dolar, parlamenter sistemi uygulayan ülkeler 21.9 trilyon dolar, yarı başkanlık sistemi uygulayan ülkeler 4.6 trilyon dolar, diğer sistemleri uygulayan ülkelerde 11,8 trilyon dolar. Parlamenter sistemi 10 ülke uyguluyordu. İlk 20 ülkenin 10'u parlamenter sistemi uyguluyordu. Fakat bunların 5 tanesi monarşi. Yani başta ya bir kral var ya bir imparator var. Değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da bu ülkeler şey değil. Cumhuriyetle yönetilmiyor. Devam edelim. Başkanlık sistemi cumhuriyetten başka bir rejime geçişi gerektirir mi? Hayır. Başkanlık sistemi yalnız ve yalnız cumhuriyet rejiminde uygulanabilir. Monarşilerde başkanlık sistemi uygulanmaz. Başkanlık sistemi diktatörleşmeye yol açar mı? Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ve kontrol denge mekanizması sert bir şekilde kurulduğu ve uygulandığı için diktatörleşme eğilimi parlamenter sistemden daha azdır. Bunu öncelikle ifade edelim değerli arkadaşlar. Çünkü sistemin tabiatında bir kilitlenme vardır. Eğer mekanizma düzgün çalıştırılmazsa bu kilitlenme yaşanır. Kilitlenmenin yaşandığı yerde zaten diktatörleşme olmaz. Çünkü sistem kilitlenmiştir değerli arkadaşlar. Kilitlenme de ancak müzakereyle açılabiliyor. Karşılıklı uzlaşmayla açılabiliyor. Birçok insan diyor ki Latin Amerika ülkelerinde ama sürekli askeri darbeler oluyor vesaire. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de son askeri darbe 1997'de oldu. Latin Amerika ülkelerinde son askeri darbe 1973'te oldu. Bizden 24 sene önce değerli arkadaşlar. Ve en fazla askeri darbe olan ülke 5, ülkede 5 askeri darbe var. Bizde de 5 tane askeri darbe var. Türkiye'de de. Dolayısıyla Latin Amerika hikayesini anlatıp da ondan sonra başkanlık sistemini öcü gibi göstermemek lazım. Ben oturduğum yerden başkan sistemini övmüyorum ama başkan sisteminin dosdoğru anlatılması gerekir. Kaldı ki parlamenter sistemi uygulayan ülkelerde son dönemde yapılan askeri darbeler Türkiye 1997, Pakistan 99, Solomon Adaları 2000, Bangladeş 2007, Tayland 2014. Hepsinde parlamenter sistem uygulanıyor değerli arkadaşlar. Bu nedenle başkanlık sistemini diktatörleşmeyle veya askeri darbelerle özdeşleştirmek doğru bir şey değil arkadaşlar. Başkanlık sistemine geçilirse ABD'deki gibi eyaletler mi kurulacak? Hayır. Neden? Eyaletler bir devlet sisteminin sonucudur. Başkanlık sistemi bir hükümet sistemidir. Eyalet kurulması devlet sisteminde değişikliği gerektirir. Onun için dersin başında devleti anlattık. Devlet nedir? Ondan dolayı anlattık. Oysa başkanlık sistemine karar verilmesi hükümet sistemiyle alakalı bir şeydir değerli arkadaşlar. Kaldı ki dünyada başkanlık sistemiyle uygulanan, yönetilen ama federal yapıya sahip olmayan ülke sayısı, federal yapıya sahip olan ülke sayısından daha fazladır. Mesela Şili, başkan sistemiyle yönetilir ama üniterdir. Kolombiya, üniterdir. Peru, üniterdir. Güney Kore, üniterdir. Dikkat et, dikkatinizi çekerim. Ama mesela parlamenter sistemle yönetilip de federal olan ülkeler var. Almanya federaldir, Avusturya federaldir. Bakın bunlar parlamenter sistemle yönetiliyor. Pakistan federaldir, Hindistan federaldir. Kanada federal, Avustralya federal. Dolayısıyla bir devletin federal devlet olması
o devletin hükümet sistemiyle alakalı bir şey değildir. O devlet sistemiyle alakalı bir şeydir değerli arkadaşlar. Başkan yasama organını feshedebilir mi? Cevabını verdik. Yasama organı başkanı görevden uzaklaştırabilir mi? Cevabını verdik. Başkan tek başına kanun çıkarabilir mi? Hayır. Çünkü bütün demokratik sistemde de bu yetki meclistedir. Hiçbir demokratik sistemde böyle bir yetki yoktur değerli arkadaşlar başkanda. Başkan tek başına kanun hükmünde kararlarını çıkarabilir mi? Hayır. Bütün başkanlık sistemlerinde başkanın kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için meclis tarafından yetkilendirilmesi gerekir. Şu anda Türkiye'de uygulanan sistem de odur. Hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için meclis tarafından yetkilendirilmesi gerekir. Başkan istediği kişiyi dilediği yere atayabilir mi? Hayır. Başkanlık sisteminde kamudaki bütün atamalar, üst düzey atamalar meclisin onayına tabidir. Parlamenter sistemde ise Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın onayına tabidir. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda başkanlık sistemi demokratik karakteri daha yüksektir. Mesela İstanbul Valisi'ni atamaya kalktığında diyelim hükümetimiz ne yapıyor? İçişleri Bakanı teklif ediyor, Bakanlar Kurulu karar veriyor, Cumhurbaşkanı onaylıyor. Oysa başkanlık sisteminde başkan teklif eder, meclis onaylar. Bu nedenle kamudaki üst düzey atamalarda atamaların demokratik tabanı, demokratik karakteri daha kuvvetlidir. Başkan istediği kişi istediği yere atayamaz. Başkan yargıya emir verebilir mi? Veremez. Çünkü başkanlık sisteminde yasama yürütme yargı dengesi kurulduğu için başkan yargıya emir veremez. Diyeceksiniz ki peki bu Latin Amerika ülkelerinde nasıl? Hepsindeki yargı sistemi bize göre daha demokratik bir tabana oturuyor arkadaşlar. O 70'lerin 80'lerin Latin Amerika'sı 2016 yılında yok artık. Onun için zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Şili, Peru ve Ekvador'u ziyaret etti. Geçmişte de Arjantin ve Brezilya'ya gitmişti. Türk tipi başkanlık sistemi mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? Dedik ki 59 ülkede başkanlık sistemi uygulanıyor. Hepsinin uyguladığı model birbirinden farklı. Amerika'da uygulanan sistem ABD tipi başkanlık sistemidir. Güney Kore'de uygulanan sistem Güney Kore tipi başkanlık sistemidir. Ve birbirinden çok farklıdır. Her ülke kendi ihtiyacına göre bir sistem geliştirdiği için Türk tipi başkanlık sistemi de uygulanabilir. Zaten şu anda Türkiye'de uygulanan parlamenter sistem Türk tipi parlamenter sistemdir. Ne Yunanistan'a benzer, ne İngiltere'ye benzer, ne İspanya'ya, ne Pakistan'a, ne Hindistan'a. Hiçbirine benzemez bizdeki parlamenterler. Bize göre şey yapılmıştır, formüle edilmiştir. Ve zaman içerisinde kendi ihtiyaçlarımıza göre anayasada yaptığımız değişikliklerle tam böyle Türk tipi bir parlamenter sistem haline gelmiştir arkadaşlar. Peki Türk tipi başkanlık sistemi nasıl olabilir? Bir kere biz tarihimiz boyunca model arayan bir ülkeyiz. Osmanlı Devleti döneminde 3 model uyguladık. Mutlak monarşiyi uyguladık. Sonra sınırlı parlamenter monarşiyi uyguladık 1876-1908 arası. 1908-1919 arasında da parlamenter monarşiyi uyguladık. Ya da Osmanlı Devleti'nin çöktüğü 1922 yılları arasında da o 13 yılda da parlamenter monarşiyi uyguladık. Geçiş döneminde meclis hükümeti modelini uyguladık 1919-1923 4 sene. Cumhuriyet döneminde de tek partili parlamenter sistem, çok partili parlamenter sistem, karma parlamenter sistem. Dikkat edin arkadaşlar. Monarşinin her türünü uyguladık. Parlamenter sistemin de her türünü uyguladık biz. Fakat monarşi Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engelleyemedi. Parlamenter sistem de Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyet seviyesine gelmesini sağlayamadı. Çünkü parlamenter sistemin kendi tabiatından kaynaklanan hastalıkları var. Maalesef o hastalıkları biz aşmakta zorlandık. Peki İngiltere nasıl aştı? İngiltere'nin de aslında açtığı yok da bereket ki başlarında bir kral var. Zor zamanlarda şey yapıyor. Halkın önüne geçiyor. Çünkü indiremezsin onu oradan. Kral çünkü o. Ve halkı derleyip toparlayıp tekrar milli birliği sağlıyor. Aynı durum Japonya için de geçerlidir. Ve bu tür sistemler daha çok gelişmiş ülkelerde uygulanır. Onlar çünkü öteden beri gelişmiş zaten. İngiltere ta 1588 yılında dünyanın en büyük donanması olan İspanyol donanmasını perişan etmiş bir ülke. Amerika'yı, Kanada'yı, Avustralya'yı, Hindistan'ı, orayı, burayı, her tarafı sömürgeleştirmiş bir ülke. Dünyada İngiltere'nin işgal etmediği ülke sayısı 20'den az. Yani böyle bir ülke. Dolayısıyla da İngiltere'deki uygulanan bir sistemi alıp da biz bu sistemde ısrar edelim demek doğru değil. Değerli arkadaşlar, parlamenter sistem biliyorsunuz İngiltere menşeli bir sistemdir arkadaşlar.
Son dönemde İngilizler de özellikle Asyalı büyük ekonomilerin rekabetine dayanamadıkları için kendi parlamenter sistemlerinde reforma gidiyorlar. İtalyanlar reforma gidiyor ama onun ayrıntısına girmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Bizim ülkemizde siyasi istikrarsızlık var. Bakın Cumhuriyet kurulalı 93 sene oluyor. 1923, geldi 2016, 64 tane hükümet kurulmuş. Bir hükümetin ortalama ömrü 17 ay. Böylesi bir ülkede siyasi istikrar olmaz. Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmaz. Ekonomik istikrarın olmadığı yerde sosyoekonomik kalkınma olmaz. Sonucu da Türkiye. 1950'li yıllarda Kore'ye gittiğimizde Kore'de kişi başına düşen milli gelir bizim yarımız kadardı. Şu anda Kore'de kişi başına düşen milli gelir bizim yaklaşık 3 katımız. 1990'ların başlarında Samsung'un cirosu 4 milyar dolardı, Arçelik 1 milyar dolar idi. Şu anda Samsung 120 milyar dolar, Arçelik 3 milyar dolar. Değerli arkadaşlar. Hadi diyelim hata yaptık 4 milyar dolar. Biri 4 kat artmış, diğeri 40 kat artmış. Tofaş Hyundai'den daha önce kurulmuştur. Ama Hyundai yaklaşık 6 milyon araba üretiyor dünya üzerinde. Ve tamamı kendi lisansıyla üretiyor. Bugün Güney Kore'nin ihracatı 700 milyar dolara dayanmıştır. Güney Kore'nin ihracatı. İnanmıyorsanız internet açın bakın. 700 milyar dolar. Değerli arkadaşlar. Türkiye'nin ihracatı ne kadar? 150 milyar dolar. Demek bir tane dünya markası yok ama 6 tane, 7 tane. Tabii. Tabii. Oturup elimizi vicdanımıza koyup kendi ülkemizdeki siyasi sistemi tartışmamız gerekiyor. Vay efendim, Atatürk işte parlamenter sistem kurdu. Atatürk'ün kurduğu sistem parlamenter sistem değildi. Atatürk'ün kurduğu sistem süper yetkili başkanlık sistemiydi. Hatta ultra süper yetkili başkanlık sistemiydi. Partinin başkanısın. Milletvekillerini belirliyorsun. Başbakanı atıyorsun. Bakanlar kurulu üyelerini onaylıyorsun. Senin izin vermediğin hiçbir şey meclisten geçmiyor. Böyle parlamenter sistem olmaz. Dolayısıyla Atatürk'ün kurduğu sistem de şu an uyguladığımız sistem değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tek partili dönemde ortalama bir hükümetin ömrü 14,5 ay. Çok partili dönemde ortalama hükümet ömrü 19 ay. En istikrarlı dönemde 24,5 ay. Dikkat edin. En istikrarlı dönemde bir hükümet 2 senecik yaşamış. 2 sene yaşayan bir hükümet hangi icraatı yapabilir de hangi projeyi hayata geçirebilir değerli arkadaşlar? Bu mümkün değil. En istikrarsız dönemde ise ortalama bir hükümet ömrü 12 ay. Kiracı gibi habire ev değiştirir gibi hükümet değiştirmişiz. Değerli arkadaşlar. Dolayısıyla elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor. Siyasi istikrarsızlığa son vermek için bizim kendi siyasi sistemimizi sorgulamamız gerekiyor. Monarşinin zaten 3 modeli var. Üçünü de denemişiz. Parlamenter sistemin bütün modellerini denemişiz. Geriye iki tane model kalıyor. Ya yarı başkanlık sistemi, ya başkanlık sistemi. Yarı başkanlık sistemi melez bir sistem. Kendi içinde ciddi sıkıntıları olan bir sistem. Konumuz yarı başkanlık sistemi olmadığı için onu biz şey yapmayacağız, burada tartışmayacağız. Ama başkanlık sistemi tartışmaya değer görünüyor. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek potansiyele sahip bir sistem olarak görünüyor. Onun açık yüreklilikle tartışılması gerekir. Ve Türkiye için uygun bir model geliştirilmeli diye ben düşünüyorum. Nasıl olabilir? Bir kere yasama organının taşıması gereken özellikler neler olmalı başkanlık sisteminde? Bir kere yasama yetkisi kayıtsız, şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olmalı. Çünkü bütün başkanlık sistemlerinde hangi ülkeye giderseniz gidin yasama yetkisi meclistedir. Bunun istisnası yoktur arkadaşlar. Yasama organı bazı ülkelerde çift meclislidir, bazılarında tek meclislidir. Çift meclis iyi değildir, kötüdür. Tarihten gelen özellikler dolayısıyla çift meclis uygulayan ülkeler var mecbur kaldıkları için. Onlar çift meclisi devam ettiriyorlar ama olması gereken aslında tek meclistir. Dünyada başkan sistemini uygulayan tek meclisli ülkeler var. Mesela Güney Kore. Tek meclislidir. 36 bin dolar kişi başına düşen milli geliri var. Güney Kore'nin 36 bin dolar değerli arkadaşlar. Bizim 10 bin küsur. Bu nedenle çift meclis getirip de yasama sürecini karmaşıklaştırmanın bir alemi yok. Türkiye kaldı ki geçmişte çift meclisi iki defa uyguladı. Bir Osmanlı Devleti, meclisi mebusa, meclisi ayak. İkincisi de 1960-1980 arası Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu.
İnanın ikinci meclisin hiçbir şeye faydası yoktu. Süreci karmaşıklaştırıp yavaşlatmaktan başka hiçbir şeye faydası yoktu. Yasama sürecini başlatma yetkisi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bu yetki meclis üyelerinde. Başka da bir Allah'ın kulunda böyle bir yetki yok. Milletvekillerinde. Oysa bizdeki uygulanacak başkanlık sisteminde meclis üyelerinin yanı sıra başkanda ve seçmenlerde de olmalı. Mesela toplam kayıtlı seçmenin 1000'de 5'i yazılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müracaat edip kanun teklifinde bulunabilmeli. Sistem, madem demokratik bir sistem inşa etmek istiyoruz, dünyanın birçok ülkesinde var bu. Kanunların onaylanması sadece bir makamda olmalı, o da başkanda olmalı. Başka hiçbir makama bu yetki verilmemeli. Veto edilen kanunların yürürlüğe girmesi birçok ülkede 3/2 çoğunluktur. Bu çoğunluk yüksek bir çoğunluktur. 5/3 çoğunluk olması bana göre yeterli. Değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat, birçok ülkede başkanlık sistemini uygulayan birçok ülkede meclis üyeleri Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyor arkadaşlar. Özellikle muhalefet bunu sık kullanıyor. Çok nadirdir birkaç ülkede ancak başkanın da böyle bir yetkisi var. Oysa Türkiye'de başkanın da böyle bir yetkisinin olması gerekir. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etme yetkisi. Çünkü başkana rağmen neden diyeceksiniz? Başkan sisteminde başkan meclise hakim değil. Başkana rağmen meclisten kanun geçebilir. Başkan onu veto edebilir, meclise tekrar gidebilir. Meclise aynen kabul edebilir, nitelikli çoğunlukla tekrar başkanın önüne gelebilir. Başkan bu kanunu uygulamak mecburiyetinde kalabilir. Oysa uygulama yetkisi onda, başkanda. İstemediği bir kanunu uygulama hususunda son olarak hakeme gitme hakkı olmalı. Başkanın da meclisinde hakeme gitme hakkı olmalı. Hakem kim? Anayasa Mahkemesi. Hakeme gidecek. Diyecek ki ama tek bir şartı var onun. Anayasaya aykırılık. Onun dışında ben bu kanunu beğenmiyorum deme yetkisi olmayacak. Meclis o kanunu onaylamışsa nitelikli çoğunlukla başkan onu uygulamak mecburiyetinde. Ama anayasaya aykırı bir kanun meclisten geçmiş, başkan onu veto etmiş, tekrar meclis nitelikli çoğunlukla kabul etmiş, başkanın önüne gelmiş, başkan mecburen onaylıyor ve uyguluyor. İşte burada başkan ne yapmalı? Anayasa Mahkemesi'ne yani hakeme gitme yetkisi olmalı arkadaşlar. Yasama organının başkanı, çünkü hükümet demek başkan demek, denetleme yolları, işte meclis araştırması, meclis soruşturması, genel görüşme, atamaları onaylama, kanun tekliflerini onaylama, başkanı azletme gibi yetkilerinin olması lazım. Meclis başkanı, başkan yardımcısı meclis başkanı olmalı. Başkan yardımcısına başka bir görev verilmemeli. Zaten bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde de benzer bir şey uygulanıyor. Dikkat edin, Cumhurbaşkanı görevin başında olmadığında Cumhurbaşkanı'na kim vekalet ediyor? Meclis başkanı. Peki başkanlık sisteminde başkan görevinin başında olmadığı zaman başkana kim vekalet eder? Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı da meclisin başıdır. Ve genel olarak ülkelerde uygulanan sistem de budur. Bir de şundan dolayı başkan yardımcısını gündelik politikanın dışında tutup Allah muhafaza başkanın başına bir iş gelirse onu başkanlığa getirmek. Yıpranmasını engellemek. Taze bir başlangıç. Diyelim ki başkan öldü. Kalp krizi geçirdi, öldü. Yerine kim geçecek? Yardımcısı geçecek. Başkan yardımcısını fiili olarak Bakanlar Kurulu'nun içine ondan dolayı sokmuyorlar. Yıpranmaması için. Orada o taze birleştirici bir güç. Hiç eleştirilmeyen, sorgulanmayan, ilk gün makamının başına geldiği zaman efendim halk tarafından benimsenen, zaten halk seçmiş, başkan yardımcısını halk seçer. Öyle olay gibi durumlarda aynı zamanda öldüğü zaman yani ayaklanma olur, ondan sonra savaş olur, hemen müdahale edecek başkan olmak. Tabii, tabii. Onun için başkan yardımcısı orada steril bir şekilde tutulur. Meclisin başındadır, günlük siyasetin dışındadır değerli arkadaşlar. Meclis gruplarında disiplin gevşek olmalı. Parlamenter sistemin en büyük açmazı partilerin meclis gruplarındaki disiplinin çok sıkı olması. Mesela herhangi bir parlamenter sistem uygulayan ülkeye gidin, o kanuna veya o teklife evet ya da hayır denileceği meclis grup başkan vekillerinin işaretiyle şey olur, anlaşılır. O da çünkü içeride onlar kendi aralarında tartışıyorlar, orada bir yönetim var, yönetim kurulu gibi bir şey neyse o partinin. Veya işte mecliste grup kararı alınıyor, isterse o kanun dünyanın en iyi kanunu olsun, oradaki milletvekili o kanunu destekleyecek şekilde oy kullanamıyor parlamenter sistemde. Hemen disipline sevk ediliyor, partiden ihraç ediliyor değerli arkadaşlar. Bunun örneğini görüyoruz işte. Türkiye'deki bir parti biliyorsunuz. Atatürk'ün resmini yok indirdi, yok indirmedi diye bir tanesini partiden attılar. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Demokratik bir ülkede böyle bir şey olmaz değerli arkadaşlar. Yaptığı iş
sorgulanır sorgulanmaz. Ayrıca bu partiden ihraç gerekçesi olmaz. Önemli demek istiyorum. Artı parti disiplini de olmaz başkanlık sisteminde. Çünkü başkan sistemin tabiatına aykırıdır. Niye parlamenter sistemde var da başkanlık sisteminde yok? Parlamenter sistemde şundan dolayı var. Kurduğun hükümeti mecliste, hükümete mecliste güven oyu sağlamak mecburiyetinde olduğun için mecliste disiplin sağlamak zorundasın. Yoksa o hükümete meclis güven oyu vermeyebilir. Sistemin tabiatı öyle işlediği için de yazboz tahtasına döner, orada anarşi ortaya çıkar. Oysa başkanlık sisteminde hükümetin meclisten güven oyu alma şartı olmadığı için başkanlık sisteminde mecliste ve partide disiplin yoktur. Bu nedenle de milletvekilleri hür iradelerine göre karar verirler. Hür iradelerine göre hareket ederler. Seçimlerde de öyledir. Gidin Amerika'ya, bütün senatörler kendi seçimlerinden sorumludur. Bütün temsilciler mecliste, o temsilciler kendi seçim kampanyalarını düzenlerler. Sadece partinin büyük etkinliklerine katılırlar. Hepsi hürdür, bağımsızdır yani. Baktığımız zaman %80, %90 iradeleri bağımsızdır. Ama parlamenter sistemde %1 bile irade gösterdiğinizde ya disipline gönderilirsiniz, ya partiden ihraç edilirsiniz, ya uyarı alırsınız, bir şey olur. Yasama organının feshedilmesi olmamalı. Yasama organı hiçbir şart ve hal altında feshedilememeli. Değerli arkadaşlar. Niye? Çünkü bir kişiden müteşekkil değil ki. 500-550 tane insan. Hangi birini sorumlu tutacaksın da? Hangi birini neyle eleştireceksiniz? Efendim kanun çıkmıyor. Başkan o meclisi öyle bir çalıştırır ki o kanun çıkar. O kanun çıkar. Çünkü neden? Siyasette dünya kadar mekanizma var. O mekanizmalar öyle bir çalışıyorlar ki. En son yapalım. Soru cevap kısmında. Yürütme organı, yürütme yetkisi başkan artı bakanlarda olmalı Türkiye'de. Amerika'da gibi sadece başkanda olmamalı. Çünkü bu defa bakanlar eğer sadece başkanda olursa bu defa bakanlar her şeyi başkana havale eder. Biz kamu bürokrasisinde yaşıyoruz ya. Şef müdüre havale ediyor. Müdür başkan yardımcısına havale ediyor. Başkan yardımcısı bilmem nereye havale ediyor. Yani tenzih ediyoruz. Esenler Belediyesi'ni de. Buradaki bakanlar seçilmiş mi oldu yoksa memur mu? Başkan bunları atayacak. Şöyle onu da ben söyleyeyim. Bizim kitapta yazıyordu o. Şimdi şöyle. Başkan meclis dışında milletvekili seçilme yeterliliğine sahip insanları bakan olarak onaylanmak üzere meclise teklif edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi o kişinin bakan olarak atanmasını onaylayacak. Onaylamadı meclis, bu defa başkan yeni birini teklif edecek. Meclis onu da onaylamadı, bu defa meclisin onama yetkisi otomatik düşecek. Başkan milletvekili seçilme yeterliliğine sahip dilediği bir insanı bakan olarak atayabilecek. Böylece meclisin keyfi engelleme yetkisi de ne olacak? Ortadan kalkacak. Aynı şey üst düzey kamu görevlileri için de geçerli. Başkan bir teklif edecek. Mesela diyelim bir yere vali atanacak. Valilik niteliklerini taşıyan birini teklif etti İstanbul Valiliği için meclise. Meclis onu onaylamadı. Farklı bir kişiyi teklif etti. Meclis onu da onaylamadı. Üçüncü defa başkan teklif etmiyor. Kendisi otomatikmen atıyor. Ama bu ilk iki kişiyi atayamıyor. Neden? Çünkü onlar zaten meclis ne yaptı? Reddetti. Onları atayamaz. Onların dışında üçüncü bir kişiyi atayabilir. Çünkü meclisin bu yetkiyi de kötü bir şekilde kullanması, suistimal etmesi doğru değil. Neden? Çünkü başkanı da halk seçiyor, meclisi de halk seçiyor. Çifte meşruiyet. Başkanın istediği kişi de sonuçta halkın seçtiği adamın istediği kişi olur. Halkın seçtiği adam başkan. Başkan. Dolayısıyla o kişi de aslında halk nazarında meşruiyete sahip olan kişi. İstanbul valisi olsun, başka bir şey olsun, kimse artık. Yürütme organının yasama organını denetleme yolları olacak. Mesela veto en büyük denetleme yetkisi bu. Bir de siyasi gücü kullanarak da. Sonuçta ne kadar da milletvekilleri hür iradeleriyle oy kullansalar da bir ülkede herkes başbakandan çekinir, cumhurbaşkanından çekinir, başkandan çekinir, meclis başkanından çekinir. Neden? Çünkü o yürütmenin başındadır. Önemli yetkileri vardır. Onunla bir şekilde uzlaşma yoluna gider. Bu nedenle başkan siyasi gücünü de kullanarak meclis üzerinde denetim yetkisine sahip olabilir. Artı kamuoyu baskısı oluşturarak meclis üzerinde denetim yapabilir. Mesela en son biliyorsunuz Amerika'da parlamento, temsilciler meclisi bütçeyle ilgili ne yaptı? Kısıtlamaya gitti. Bundan birkaç sene önce memurların maaşları ödenemedi. Başkan da ne yaptı? Amerikan halkına mektup yazdı. Dedi ki temsilciler meclisi görevini yapmıyor dedi.
meclise halka şikayet etti. Bu büyük bir kamuoyu baskısıdır. Bakın. Neden? Çünkü meclis orada 2 yılda bir seçiliyor temsilciler meclise. Bizde öyle bir şey olmamalı. En az 5 yıl olmalı meclis seçimleri. Halka şikayet edilmek zaten temsilciler meclisteki temsilcilerin en çok korktuğu şey. 2 sene sonra zaten seçim var. Veya 6 ay sonra, 1 sene sonra seçim var. Ondan dolayı onun üzerinde kamuoyu baskısı oluşturabiliyor. Devam edelim. Türkiye'de seçimler nasıl olmalı? Başkanlık seçimleri 2 turlu fakat nitelikli nispi çoğunluğa da imkan vermeli. Bu ne demek? Şu demek. 2 turlu seçim sistemleri genelde şöyle uygulanır. 1. tura bir sürü aday katılır. En fazla oy alan 2 tanesi 2. tura katılır. Eğer hiçbir aday ilk turda salt çoğunluğa ulaşamamışsa. Yani oyların yarıdan fazlasını alamamışsa. Oysa nitelikli nispi çoğunluk şudur. Mesela Arjantin'de uygulanıyor, güzel bir sistem. Seçimlerin 1. turunda herhangi bir aday %45'i geçmişse, bunun dışında hiçbir aday %45'i geçmemişse, %45'i geçen aday seçimi kazanmış kabul ediliyor. Devletin başkanı olarak seçimi kazanmış kabul ediliyor. 2 tane aday %40'ı geçmiş, 1 tane aday %40'ı geçmiş ise, ikinci adayın oyu onun 10 puan aşağısındaysa o kişi de seçimi kazanmış kabul ediliyor. Yani %45'i her halükarda geçen seçimi kazanmış kabul ediliyor. %45'i geçen %45'i geçen aday seçimi kazanmış kabul ediliyor. %45'i geçmemiş ama %40'ı geçmişse ikinci adayın oyuna bakılıyor. Eğer ikinci adaydan 10 puan daha fazla oy almışsa yine seçimi kazanmış kabul ediliyor. Niye bu böyle? Dikkat ederseniz arkadaşlar, adaylardan genelde bir tanesi %40'ın üzerinde oy alır. Genelde bu böyledir. %40'ın üzerinde oy alır ilk seçimde. Bazısı %45'in üzerinde oy alır. Niye tekrar ülkeyi seçime götürelim ki? Niye tekrar dünya kadar masraf yapalım ki? Adam böyle pratik bir çözüm geliştirmiş. Tamam mı? Mesela Amerika'da 1 turludur başkanlık sistemi. Ama genel olarak ülkelerde 2 turludur. Bize diyoruz ki 2 turlu olsun ama Arjantin'deki sistem gibi bir sistemde olsun. Herhangi bir aday %45'i geçtiğinde başkan olarak kabul edilsin. Eğer diğer aday %45'i geçmemişse. Yürütme organının partisiyle ilişkisi, parti üyeliği devam edebilmeli ama parti yöneticiliği askıya alınmalı. Efendim işte başkanın parti üyeliği nasıl devam eder? Başbakanın nasıl devam ediyorsa başkanın da devam eder. Türkiye'de başbakanın nasıl devam ediyorsa, değil mi? Üstelik Türkiye'de başbakan parti üyesinin de ötesinde partinin de başkanı. Değil mi? Başkanlık sisteminde de başkan parti üyesi olarak devam etsin ama parti yöneticiliği askıya alınsın. Yürütme organının görevden alınması, meclis üyelerine efendim, burada matematiksel şeyler var. Yürütme organı başkanı nitelikli çoğunlukla görevden alabiliyor. Tamam mı? Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Bakanların atanması nasıl olacak? Başkanın teklifi meclisin onayı, söyledik. Üst düzey kamu görevlileri başkanın onayı, teklifi meclisin. Başkanın teklifi meclisin onayı. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer. Yargı sistemi nasıl olacak? Şu andaki sistemde Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesi var? 17 üyesi var. Değil mi şu andaki sistemde? Kaç tanesini Cumhurbaşkanı atıyor? 3. 3 olur mu? 3'ünü meclis atıyor, 14'ünü Cumhurbaşkanı atıyor. Tabii. Biz diyoruz ki Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısını meclis atasın, yarısını da başkan atasın. Orada bir denge oluşsun. İkisini de halk seçiyor ya, hem başkanı hem meclisi. Çifte meşruiyet, meşruiyetleri eşit. O halde Anayasa Mahkemesi üyelerinin de yarısını birisi atasın, yarısını diğeri atasın. Mahkeme başkanlığı da üyeler kendi aralarından gizli oyla seçsin. Orada ne başkan etkili olsun, ne üyeler ne meclis etkili olsun. Efendim? Çekişme zaten burada istemiyorlar yargı organları. Ne? Danıştay. Neyi istemiyor? İstemiyorlar. Diğer yargı organları istemiyor öyle olmasını. Yok, onlara bakma sen. Onlar siyaset bilimci değil. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Hakimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu olmak üzere 2'ye bölünür. Her birinin üyelerinin yarısı meclis, yarısı da başkan tarafından seçilebilir. Burada da yine denge. Adalet Bakanı kurullara başkanlık yapabilir. Kurullar ayrıca kendi üyeleri arasında gizli oy ile başkan vekilleri seçebilir. Devam ediyoruz. Yargıtay üyelerinin 1/3'ü meclis tarafından, 1/3'ü başkan tarafından, 1/3'ü de Hakimler Yüksek Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilmeli. Burada da denge. Neden? Çünkü Yargıtay üyesi deyince profil düşüyor artık. Tabana doğru yayılıyor. Orada 3 ayrı mekanizma, yasama, yürütme, yargı dengesinin kurulması gerekiyor arkadaşlar.
Ancak Danıştay üyeleri için de geçerli. Üçte birini meclis seçmeli, üçte birini başkan, üçte birini de hakimler yüksek kurulu ile savcılar yüksek kurulu seçmeli arkadaşlar. Askeri mahkemelerin başkanları ve başsavcıları ile bunların vekilleri başkanın teklifi ve meclisin onayı ile atanabilir. Diyeceksiniz ki niye askeriye de böyle bir şey yaptınız? Çünkü onlar eli silahlı asker. Onları demokratik usullerle seçemezsiniz. Silahlı kuvvetler başkana bağlı olmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde darbe yapar. Onun için onun mahkemesi de, mahkemesinin başkanlarının, savcılarının seçilmesinde de başkana özel bir yetki vermek mecburiyetindesin. Yoksa siyasi iradenin egemenliği altına girmez. Sık sık darbe yapmaya kalkar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de olduğu gibi arkadaşlar. Askeri hakim ve savcıların atanması ise hakimler yüksek kurulu ile savcılar yüksek kurulun yetkisinde olmalı. Onların atanmasında bakın sivil iradeye veriyoruz. Bizim teklif ettiğimiz sistemde. Sayıştay üyelerinin tamamı meclis tarafından seçilebilir demişiz. Neden? Çünkü Sayıştay zaten meclis adına denetim yapar ve hükümeti denetler. Yani başkanı denetler. Burada bunların üyelerinin atanması da başkana söz hakkı tanınmaz. Düşünsenize beni denetleyecek adamı ben seçeceğim veya ben atayacağım. Böyle şey olur mu? O beni denetler mi? Denetleyemez arkadaşlar. Sayıştay başkanı ise üyeler tarafından kendi aralarından gizli oy ile seçilebilir. Kamu baş denetçisi ve kamu denetçileri de meclis tarafından seçilebilir. Niye böyle diyoruz? Çünkü arkadaşlar bunlar da hükümeti denetliyor. Başkanın icraatlarını, bakanların icraatlarını denetledikleri için bunların da meclis tarafından seçilmesi, atanması gerekir. Ben teşekkür ederim. Varsa sorular alalım. Evet. Yoksa ne anlama gelir? Ya hoca bir sürü konuştun ama söylediğin hiçbir işe yaramıyor. O anlama geliyordur. Ya da hemen söz hakkı vereceğim. Güzel anlattın. Birçok şeyi anladım. Buyurun hanımefendi. Hem de başkanlık sistemini kısmen uygulamış olduğunu görüyoruz. Hani siz mesela şey dediniz, Türk'te bir başkanlık sistemine baktığımızda, evet. Türk'te bir başkanlık sisteminde... Bunu biz öneriyoruz. Bu bizim önerimiz. Türkiye'de uygulanan sistem değil o. Ama birkaç detay haricinde aslında şu an günümüzde bunların uygulandığını görebiliyoruz. Tabii, çünkü temel hususlarda bütün rejimler, bütün sistemler birbiriyle aynıdır. Mesela nedir? Kanunu meclis yapar. Evet. Mesela. Bu hiç değişmez. Yürütmeyi işte bakanlar kurulu yapar. Başkan sisteminde başında başkan vardır. Bakanlar kurulunun işte ya şeyde parlamenter sistemde başbakan vardır. Misal. Buyurun lütfen. Bir de şey söyleyeceğim. Bir başkanlık sistemini gördüğümde hem bir başkanlık sistemini uyguluyor hem de başkanlık sisteminin de uyguladığını gördüğümüz ya. Bu iki başkan... Kimi? Yani şey... Hangi ülke? Rusya. O yanlış yazılmıştır. Ben dedim, yok, başkanlık sistemi değil, yarı başkanlık sistemi. Ben bir bakalım. Hangi başkanlık sisteminden başkanlık sisteminde gördün? Ha, bir bakalım, yanlış yazılmıştır o çünkü başkanlık sistemi Rusya'da uygulanmaz. Burada başkanlık sistemi. Bu başkanlık sistemi burada Rusya yok. Yarı başkanlık sistemine geçelim. Yok, yarı başkanlık sistemi. Yarı başkanlık sistemi uyguluyor Rusya. Başkanlık sisteminde yok. Bir de soracağım şey şu. Buyurun. Normalde ülkemizde baktığımızda bu başkanlık sisteminin diktatör sistemiyle eşdeğer tutuyorlar. Ama bu sistemi mesela siz anlattığınızda şu an bir diktatörlük sistemi olmadığını, tamamen başkanlık sisteminin aslında yetkilerin en az da olduğunu, yani birkaç tane sadece daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Bu sistemi halka ne zaman anlatmayı ya da ne bileyim nasıl aktarmayı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, ben şey değilim, yani hükümetin adamı değilim. Hükümette bir görevim yok. Hükümetin adamından kastettiğim o. Hükümette bir görevim. Ben bir akademisyenim. Bunun içinde bir kitap yazdık, Türk'te bir başkanlık sistemi diye. Ben bir akademisyen olarak ancak böyle konferans verebilirim. İşte kitabı alır insanlar okurlar. Sizin gibi soru soran olursa da cevaplarım. O şekilde. Onun dışında bunu halka anlatmak hükümetin görevi. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın, bakanların ve onların görevlendireceği insanların görevi, onu söyleyeyim. Ha, bana da derlerse ki, şöyle şöyle programlar yapıyoruz, buyurun siz de katılın, iştirak edin. Ben bir akademisyen olarak iştirak ederim. Yani orada görüşlerimi, düşüncelerimi söylerim değerli arkadaşlar. Başkanlık sistemi hakikaten parlamenter sistemden daha demokratik. Ve diktatörleşme eğilimi parlamenter sistemden daha az. Diktatörleşme eğilimi. Çünkü başkan sisteminin tabiatında siyasi kilitlenme var.
siyasi kilitlenme, diktatör çıkmasını engelleyen bir mekanizmadır. Oldu mu? Sistemin düzgün işlemesi gerekir. Onun için de meclis ve başkan uzlaşmak mecburiyetindedir. Ve başkanlık sisteminde silahlı kuvvetler doğrudan başkana bağlı olduğu için hangi silahlı kuvvetler gelip de askeri darbe yapacak da başkanı indirecek de bilmem ne de bilmem ne de ya. Efendim işte Latin Amerika ülkelerinde olmuş. Bizde de oldu yani. Ve bizde son darbe 1997'de oldu. Onlar da 1973'te oldu. Yani böyle uç örnekleri getirip de ortaya koyup da birine tukaka demek, öbüründe kutsamak, bu doğru değil. Başkanlık sistemi Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde başkanlık sisteminin geliştirilmesi lazım. Amerikan tipini getirirseniz Türkiye'de işlemez. Peru tipini getirirseniz işlemez. Güney Kore tipi işlemez. Meksika tipi işlemez. Bizim kendi yönetim geleneğimiz ayrı, tarihimiz ayrı, siyasi kültürümüz ayrı. Bizim sorunlarımıza çözüm getirecek tarzda kurgulamamız lazım. Evet arkadaşlar. Evet başka. Buyurun burada bir beyefendi. Hocam, başkanlık sisteminde şimdi şöyle, bu yargı organlarını doğrudan Anayasa Mahkemesi'nin kolluyan kuruluşları olarak birbirine onaya bağlamak olabilir mi? Öyle zaten. Başkanlık sistemi şöyle, bakın güzel bir soru, onu ben söyleyeyim. Başkanlık sisteminde tepede bir tane mahkeme vardır. O nihai temyiz mahkemesidir. Türkiye'de son dönemde yapılan yargı reformu, anayasa değişikliği içerisinde anayasa mahkemesine şey hakkı getirildi ya, müracaat hakkı getirildi ya, o aslında başkanlık sistemine özgü bir uygulamadır. Bakın, tepede bir tane mahkeme vardır. Onun aldığı kararlar diğer bütün mahkemelerde dahil, mecliste dahil, başkan da dahil hepsini ne yapar? Bağlar. Peki o mahkeme kafasına göre gelişigüzel karar almasın diye başkanlık sistemlerinde o mahkemenin üyeleri ya başkanın teklifi meclisin onayıyla atanır ya da yarısını başkan atar, yarısını meclis atar. Bakın, dünyadaki uygulama bu şekildedir. Çünkü başkanın ve meclisin iradesi de oraya yansımalı. Neden? Bu ikisini halk seçiyor. Mahkemeler halk adına karar verirler. Danıştay'ın aldığı kararlara bakarsanız Türk milleti adına diye başlar. Karar kısmı Türk milleti adına diye. Ondan dolayı tepede bir tane mahkeme vardır. O da Yüksek Temyiz Mahkemesidir ya da Yüce Mahkemedir. Bütün mahkemeler ona bağlıdır. Bizim kitapta göreceksiniz, benim kitap diyorum, Yaşar Nuri Öztürkleşmiş falan diye düşünmeyin. O da hep öyle derdi. Ondan dolayı değil. Orada örnekler var. Mesela Arjantin, Meksika'da hem temyiz mahkemesi var, hem anayasa mahkemesi var. Pardon, Peru'da. Hem temyiz mahkemesi var, hem anayasa mahkemesi var. Ama temyiz mahkemesi daha yukarıdadır. Onun kararları anayasa mahkemesinde bağlar. Yüksek temyiz mahkemesidir. Yargıtay'ını da bağlar, Danıştay'ını da bağlar, bütün mahkemeleri bağlar derler arkadaşlar. Hocam bir de denetim devletin tamamında, bütün organlarında denetim mekanizmasının çok sıfır olduğunu diye bakıyorum. Sıfır. Bunu Cumhurbaşkanı ve başkan diyelim, denetim mekanizmasının veya bakanlıklar olarak ya dışarıdan bir görevlendirme olarak işten alınan görevlendirme devlet kurumlarının tamamını denetim danışmanı olarak atama gibi bir şey olabilir mi? Ya olabilir. O uygulamayla alakalı. Şu onun önünde bir engel yok. Görüş yapıyorum. Evet, size yok, ki yani aktarıyorum. Belki akademik gözünüzde, düşüncelerinizde. Olabilir şey. Yani. Bir, orada bir şey yok. Bir de başkanı sor. Şu anki Cumhurbaşkanlığı sisteminin Cumhurbaşkanlığı yetkilerinde baktığınız zaman sınırsız yetkisi vardır. Ama bu yetkileri kullandırmıyorlar Cumhurbaşkanlığı. Geçmişten genelde yetkileri yok, kullanmıyor. Şu andaki Cumhurbaşkanımız kullanmıyor. Ya şu an biraz onu seçilirken de söyledi, yetkilerimi kullanacağım dedi, yetkilerini kullanan bir cumhurbaşkanı olacağım dedi. Bundan önceki cumhurbaşkanları da kullandılar, sadece bir tanesini kullanmadılar. O da bakanlar kuruluna başkanlık etme. Şimdiki cumhurbaşkanı bakanlar kuruluna başkanlık etme yetkisini de kullanıyor. Çünkü anayasa onu o yetkiyi vermiş. Biri çıkıp da niye bakanlar kuruluna başkanlık ediyorsun demesi doğru değil. Anayasal bir yetki o. Ne diyor? Gerekli gördüğünde bakanlar kuruluna başkanlık eder veya bakanlar kurulunun başkanlığı altında toplar diyor. Tamam mı? Bu onun artık iradesine kalmış bir şey derler. Geçmişte de Rahmet Özal birkaç defa yaptı. Demirel de bir veya iki defa yaptı. Bir de Anayasa Mahkemesi'nin bütün bürokrasi kurumların milletvekili istifa edip milletvekili oluyorlar. Milletvekili doğrudan bakan oluyor.
Aklına Türkiye'nin kendi kanunlarını yapan yamalı bohçalar diyelim. Yamalı bohçalar sağdan soldan toplanan kanunlar, maddeler, kanunları yapmaktansa işi bile olgunlaşmış bürokrasi ve iş dünyasından kişileri direkt milletvekili hani arazini biraz arazi halktan koparacaksın siyasi olarak evet. Tamamen meclise çalıştırma mekanizmasına tabi tutacaksınlar. Yani Türkiye kendi kanunlarını yapan, öz kanunlarını yapan, eşit benzeri olmayan, yeni bir yenilikçi olan şeyler, nasıl diyelim, şeyler meydana getirmek. Yani kendi her şeyi, yani kendi siyasi kültürümüzü, kanunları, yasa maddeyle beraber, anayasasıyla beraber kendi kültürümüzü, siyasi çizgilerimizi çizen bir devlet yapısı oluşturur. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim, sağ olasın. Beyefendinin için. Hocam ben şeye takıldım. Siz dediniz ki öncelikli olarak Türkiye bir totaliter cumhuriyet değildir dediniz. Ama baktığımızda yani totaliter bir yapı var aslında. Çünkü oy çokluğunu alan parti hükümet kurarak hükümetin başına geçiyor. Yani siyasi parti geçiyor. Biz totaliter cumhuriyet değil miyiz peki? Yani oy çokluğunu alan parti totaliter cumhuriyeti kurmuyor mu? Totaliter rejimlerde tek parti vardır. Seçimler serbest yapılmaz. Tek parti seçime girer, halk o tek partinin adaylarına oy verir. Türkiye'de seçime giren parti sayısı Almanya'dan daha fazladır. İngiltere'den daha fazladır, Fransa'dan daha fazladır. Ve halk oyunu hür bir şekilde kullanır. Hiç kimse size şunu demez. Bu seçimlere sadece X partisi girecek, sen de o partinin gösterdiği adaylara oy vereceksin demez. Önümüzde mevzul miktarda şey vardır, seçenek vardır. Bu seçeneklerden bir tanesine biz ne yaparız? Oy veririz. Oldu mu? Bizdeki sistem totaliter bir sistem değildir. Demokratik bir sistemdir. Fakat demokratik karakteri arzu ettiğimiz seviyenin biraz altındadır. Mesela tercihli oy da olmalı. Mesela tercihli oy da olmalı. Dünyanın değişik ülkelerinde çok güzel seçim sistemleri var. Mesela Alman seçim sistemini ben çok severim. Tamam mı? Demokratik tercihleri parlamentoya yansıtır Alman seçim sistemi. Ama öbür taraftan Meksika seçim sistemi de ülkede mutlaka siyasi istikrarı sağlar ve garanti eder. İtalyanlar yeni seçim kanunu kabul ettiler. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene uygulanacak. Nasıl biliyor musunuz? Türkiye'de öyle bir kanunu siz parlamentodan geçiremezsiniz. Ama İtalyanlar geçirdiler. Bir parti %40 oy aldığı andan itibaren meclisin %54'ünü otomatikmen kazanıyor. Bizde %41 oy aldı parti, meclisin %47'sini %46'sını ancak alabildi. Bak İtalyanlar böyle. Ve oy oranı arttıkça, diyelim ki %47, %45 oy aldı, belki o parti mecliste %60'ın üzerinde çoğunluğa ulaşacak. İtalyanların yeni seçim kanunu böyle. Bıkmışlar siyasi istikrarsızlık. 8 partili, 10 partili, 12 partili koalisyonlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya ve ülke sürekli zemin kaybediyor. Bundan 20 sene önce İtalya dünyanın en zengin efendim ilk 7 ülkesinden biriydi. Şimdi bakın ilk 10'a giremiyor İtalya. Değerli arkadaşlar, Brezilya'sı onun önüne geçmiş. Ondan sonra efendim işte Rusya'sı onun önüne geçmiş. Böyle birkaç tane ülke İtalya'nın önüne geçmiş. Yani arkadaşlar, İngilizler mesela sürekli şey yapıyorlar, ekonomik anlamda güç kaybediyorlar. Onlar da yeni kanun çıkardılar değerli arkadaşlar. 5 yılda bir artık İngiltere'de seçim yapılacak. Eskiden işte koalisyon bozuluyordu, yok şey iktidar partisi canı sıkılıyordu, seçime gidiyordu. Öyle değil. Biliyorsunuz onların anayasası olmadığı için kanun önemlidir. Meclisten ittifakla kanun çıkardılar, artık 5 yılda bir seçime gidecek. Bu nedenle biz şunu söyleyemeyiz. Efendim toplumda işte toplumun 550'de biri bir görüş savunuyor. O da meclise yansısın. O zaman orada biz ne siyasi çoğunluk sağlayabiliriz ne siyasi istikrar sağlayabiliriz. 550 milletvekili var. Ha bir tanesi de X'lerin temsilcisi olsun. O zaman olmaz. Orada kaos olur. Dünyanın bütün ülkeleri temsilde bir şekilde adaleti sağlamanın derdine düşerken asıl hedefleri yönetimde istikrar olmuştur. Değerli arkadaşlar. Ve güzel örnekler var. Mesela şey Arjantin'de var. Çok güzel örnekler var. Yeter ki kafamızı kaldıralım bakalım yani.
dünyadaki bu örnekler. Hatta o örneklerden bazılarını aldığımızda %10'luk baraja bile ihtiyacımız kalmıyor bizim. Hatta baraja bile ihtiyacımız kalmıyor. Sıfır baraj. Yine de parlamentoda bir parti çoğunluğu sağlıyor. Öyle şeyler var. Dünyada ülkeler geliştirmişler öyle sistemleri. Evet, başka var mı arkadaşlar? Sanırım yok. Tamam, ben çok teşekkür ederim Esenler Belediyesi'ne bizi davet ettiği için arkadaşlar. Hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum.